ya da değil. Bu tarz küslüklerde barışmak için hediye alanlardan mısınız Hakan, özellikle sana merak ediyorum soruyu. Pastaneden bir pasta alabilirim. Pasta sadece. Çiçek alabilirsin. Esra, evet. Sen mesela hediye aldın mı sana hataları için, ya da sen affettirmek için kendini hediye aldın mı? Almış, ben yüzünden anladım. Ben birine mi hediye aldım? Yok, sana yani aldılar. Atıyorum sana aldılar, bir hata yaptı hayatındaki birisi. Kişi. Bir hediye aldı. Sen kendini affettirmek için hediye aldın. Ya mesela bir arkadaşım vardı, bir hata yaptı bana. Arkadaş, sevgili değil, arkadaş. Arkadaşım, tamam. Kız arkadaşım. Hı. Hediye aldı. Bir hata yaptı yani. Büyük. Yapmaması gereken. Vay. Açmayacağım. Kız söyleme. Acun diyor ki böyle durumlarda elinizde malzeme varsa hemen vurulup diye söylemeyin. Nasıl sonra? Peki ben size şöyle mesela gideyim. Elinde mesela çiçekle özür dilemeye geldi. Sabah köründe dandan çalıyor. Ben de acaba bir tektaş mektaş. Hani kız arkadaştan ziyade biz hani ikili ilişkiden bahsediyoruz. Şimdiki örnek nasıl bir örnek biliyor musun? Fark etmez, o da öyle bir konuydu ama. Habere bağlayacağım. O kadar. Ben uyandım. Bak, evet, lütfen. Rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bu Nur Çabağı var ya. Bu evet. Paparaz yazsa. Bunu aslında sağsa bu bütün ünlüler çok sever. Bak atıyorum ona. Almıyor orayı. Anladın mı? Çünkü o şeye yukarıdan baskı var. Ben anlıyorum. Hayır ya, baskı var. Kibar bir de beni de sıkıştırmamak için. Merak ediyorum hediye alındı mı alınmadı mı diye. Çünkü bakın şimdiki örneğimiz ne? Hande Yener'le eski sevgilisi ayrılıyorlar. Yüzük muhabbeti var. Hayır, yüzüğü geç. Tamam. Ayrılıyorlar. Ümit Bey Hande Yener'le barışmak için ona çanta hediye alıyor. Aa. Olabilir. Yalnız çanta şöyle bir... Çok manasız bir... Altını çizeceğim bir konu var. Hande Yener'in kredi kartıyla alıyor. Abi bak şimdi bu... işte bu sonra bu çocuk zıplayarak beni arıyor, orayı arıyor, buraya. Şimdi ben... Bu tip haberlere çok imtina ediyorum. Şimdi ben bu çocukla konuştum. İddia abisiyle bu arada konuştum. Bu. İşte iddia, ama şimdi kardeşim iddia ettiğiniz şeyi ispat edemiyorsanız çok kırıcı oluyor. Şimdi sonuç itibariyle biz bak bu çocuğu bu iddiayla manşet yapıyorsun. İnsanlar bu çocuğu vay be flört ettiği kızın kredi kartıyla hediye falan filan diye bu çocuğu bir kere hani erkeklik onurunu aşağılayıcı ve polemik konusu olacak bir duruma sokuyorsun. Bunu ispat edebiliyor musun? İddia ediyorum bu çocuk bak bana da yazabilir her an şimdi. Telefon numaram var onda. Hayır, beni arıyor ve yazıyor zaten. Abisi de var bir tane. Karadenizliler onlar. Alınganlık daha makul kabul edilebilir şeylere bile beni arayıp söylediler. Şimdi bu çirkin bir iddia. Doğru olup olmadığını biz şimdi üzerine yorum yaparsak. Bak şuna eyvallah. Bunlar flört ediyor mu etmiyor mu? İşte bu söylediklerinin üzerinden sizce kim haklı falan. Ama şimdi empati yapacağız mesela. Esra ile alakalı bir hanım olmasına rağmen veya seninle alakalı böyle bir iddiada bulunsalar bile siz rahatsız olursunuz. Değil mi? Hani evet. Bak, tabii. Hani bak düşün yani. Dese hanımsınız siz. Hani flörtünüz olsa, flörtünün kredi kartıyla şuraya gitti alışveriş yaptı dese ağrınıza gider. Ki bence erkek için daha kötü. Şimdi bak yani, aynen. Şimdi evet. Bu çocuğa dönüyorsun diyorsun ki böyle bir haber yapıyorsun. Hande Yener'in kredi kartıyla Hande Yener'e hediye. Şimdi bu çok ciddi bir itham ya. Yani hemen hemen bütün gazetelerde var, o yüzden biz daha yok olduk. Yok aynen. Ben bizle ilgili demiyorum, biz zaten kendimiz bir haber yaratmıyoruz. Aynen. Biz var olanların yorumunu yapıyoruz, konseptimiz bu. Ama bu ağır yani, bu itham. Şimdi bu çocuk bunu dava etse ispatlayamadığı sürece Hande Hanım da iddia ediyorum bak benim hissim. Ben hep değil mi Aydın abi hep bunu. Hande Hanım bugün bunu yalanlar diye düşünüyorum ben. Benim şahsi fikrim. Ve bu çocuk da bununla alakalı sosyal medyasından yapıyor genelde bu açıklamaları ki doğrusu ona da ben söylemiştim. Oğlum dedim hani herkese laf yetiştirme. Sosyal medyandan madem seninle bu kadar alakalılar açıklamalarını kendin mecbur kaldığında hissettiğinde hassas konularda yap dedim. Artık günümüz öyle bir dünya. Sosyal medya senin aslında PR alanın gibi yani nasıl ki kendi oradan yap en bağlayıcılığı olsun diye. Bak ya, bu ayıp bir şey yani, bu uç bir şey. Şimdi bunun üzerinden ben ne diyeyim abi bu çocuğa? Günah. Bizim de çoluğumuz çocuğumuz hani eşimiz dostumuz var. Ben hayatı böyle yaşamıyorum yani. Hani bunu, bu tip haberleri alıp sömürtüyorlar, az sonra diyorlar, o ne dedi diyorlar, yalandan çocuğu yapmış gibi yerden yere vuruyorlar. Bu sefer onun canı yandığı için o canlı telefonla bağlanmak istiyor. Yalandan, reklamlardan sonra diyorlar, reyting almak için çocuğu bağlamıyorlar. Az sonra Hande Hanım'ı da bağlayacağız diyorlar falan filan ve bunun adına reyting diyorlar çocuklar. Ve hakikaten de izleniyor. Yani birinin mutsuzluğu, onuru, şahsiyeti üzerine konumlandırarak maalesef bunu yapan insanlar var. Amaç şu, o üzülmüş mü? Esra Eron'un flörtü mü ağlamış? Annesi mi kırılmış? Nur Tuba'nın çocuğu üzülmüş mü bilmem ne koyuyor? Yok önemli. Az sonra bilmem ne telefon bağlantısı. Ertesi gün, baba 9 şer almışız. 4.9 falan.
Ben böyle bir dünyada yaşıyorum. O yüzden bu programı ben hep yapmak istedim yani. Ben böyle bir... Biz adab-ı mahşer. Yani hata da yapabiliriz bu arada. Hani binlerce defa özür dilerim. Ama amacımız burada. Makul, kabul edebilir, kaliteli. İnsanların hep beraber bir şemsiyenin altında oturduğunda sohbet ederken ki empatilerini yaparak fikir beyan etmek. Takdir eden olursa da bir teşekkür oluruz. Bu kadar.